Uygur Türklerine, Doğu Türkistanlı Müslümanlara ediliyor şu saate ve bazilerimize de akşam namazı, cuma çıkışı sizlerle beraber böyle bir basın açıklaması inşallah. Hissettiğiniz sembolik olarak temsil ediyor. Arkadaşlarımız inşallah İsrail'in ve tüm müstekbirlerin yerle bir olduğu olarak oraya ulaşması için buradayız. Birazdan bildirimizi okuyacağız. Urfa'dan birisi de bu davada bir yer almalı. 2000 yılı sonlarındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıkmaktadır. Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikalarının yürütülen Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmaktadır. Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Cem Çünkin 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları hapishanelere ve zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ile 3 milyon insanın arası Müslümanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Tahmin dememizin sebebi bu bölgeye Müslümanların girememesi, hukuk ve insan hakları konusundaki derneklerin giremeyip gerçek rakamları öğrenememesinden kaynaklanmaktadır. Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanyası uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kampların yaşam koşulları çok kötü olup içerisinde çocukların da bulunduğu, tutukluların sayısı kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar sırt üstü yatma imkanı bile sahip olmadıkları için ancak yanlarına dönerek yatmaktadırlar. Basın metnimiz uzun olduğu için her bölümden kısa kısa bölümler inşallah sizlere paylaşacağız. Basın metnini arkadaşlarla zaten tümünü paylaşacağız. Acil cevap bekleyen sorular. Çin insan haklarına tamamen aykırı bulunan bu kampların neden açma gereği duymamıştır? Kamplar gereği duymuştur? Kamplar nerelere kurulmuştur ve kaç adettir? Buralarda ne kadar kişi tutulmaktadır? Bu insanlar hangi gerekçelerle tutuklanmışlardır? Kampların yaşam koşulları nasıldır? Kamplarda tutuklu bulunanlara günlük olarak neler yapılmaktadır? Kamplarda tutuklu bulunanların sağlık durumları nasıldır? Kamplarda hayatını kaybedenlerin sayıları ve ölüm gerekçeleri nelerdir? Kamplarda tutuklu bulunanların sahipsiz kalan çocuklarının eş ve yakınlarının akıbeti nedir? Kamplar uluslararası gözlemcilere neden kapalı bulunmaktadır? Vicdan sahibi STK'larımıza, vicdan sahiplerine ve uluslararası kamuoyuna şöyle seslenmek istiyoruz. Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasının siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur.
Fakat İslam dünyası Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli. Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı, uluslararası toplumu Myanmar örneğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere hak ve hukuka, insan haklarına riayet eden tüm ülkeler konunun takipçisi olmalıdırlar. Sivil toplum kuruluşlarının Doğu Türkistan'ı ziyaret etmeleri sağlanmalıdır. Bu ziyaretler doğal ve durum tespiti yapabilecek ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Bölgede iletişim kurulacak kişilerin ziyaret sonrasında başlarına bir şey gelmeyeceğinin garantisi alınmalıdır. Tüm dünyadaki vicdan sahipleri Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Arkadaşlar, bunu tekrar okuyorum, çok önemli olduğuna binaen tüm dünyadaki vicdan sahipleri Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin dünya çapında sadece ekonomik hamleleriyle değil, aynı zamanda lobi faaliyetleriyle de dikkat çekmelidir, çekmektedir. Çin'in kirli lobi faaliyetlerine dikkat etmek gerekmektedir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamaları tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır. Allahu Ekber! Basın mensubu ve sizlerin huzurunda beraber bu sembolik eylemimizi de yapıp ondan sonra inşallah dayanacağız. Huzurun duvarlarının yıkılması dileğiyle ve özellikle Çin'in bu yaptığı insanlık dışı muamelelerin son bulması ve yıkılması için bütün Müslümanlar adına Urfa'daki STK'lı kardeşlerimiz ve Urfa ve Türkiye adına onların bu simgesel olarak kartondan yapılmış Çin sedini yıkıyoruz inşallah. Buyurun arkadaşlar.